Değerli izleyenler, Türk Traktör'ün Case markasının Tarsus'taki Tarla Günü etkinliğine geldik. Bugün burada Türk Traktör'ün Case markasının yeni traktörleri göreceğe çıkacak. Tarlada tatbikat düzenleyecekler. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz gibi çiftçilerimizle birlikteyiz. Bugün burada açılış konuşmaları yapılacak. Hassas tarım uygulamaları eğitimi verilecek. Traktörlerin teknik özelliklerinden bahsedilecek. Yemekler yenilecek. Yeni bir Tarla Günü etkinliği başlıyor efendim. Evet. Değerli dostlarımız, tekrar hoş geldiniz. Dediğim gibi hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim İrfan Özdemir. Türk Traktör satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Müsaadenizle bugün niye buradayız? Amacımız ne? Niyetimiz ne? Ve Türk Traktör ve KZH markamız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Aslında hepinizin bildiği gibi Türk Traktör, traktör sektörünün ilk firması. 1954 yılında kuruldu ve 62 yıldır sizlerin, çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak, verimini artıracak, kazancını artıracak traktör ve ekipmanları sizlere yüksek teknolojiyle uygun koşullarda ve geniş servis ve yedek parça ağıyla çiftçilerimize sunmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye'deki çiftçilerimize değil, dünyadaki çiftçilere değer yaratıyoruz. Ankara'daki ve Adapazarı'ndaki iki fabrikamızda ürettiğimiz traktörlerimiz dünyanın 5 kıtasında 130'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Türkiye'nin Türk Traktör olarak Türkiye'nin toplam traktör üretiminin %71'ini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin toplam traktör ihracatının %90'ını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatımızın yaklaşık %25'i Kuzey Amerika ve Kanada. Yani Amerika'daki, Kanada'daki çiftçilere ne sunuyorsak, Mersin'deki, Tarsus'taki, Çukurova'daki çiftçilerimize de aynı traktörleri sunuyoruz. KZH markamız hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, hepinizin bildiği gibi KZH markamız küresel bir marka. Evet, Türkiye'de iki tane fabrikada üretim yapıyoruz. Ama velakin diğer taraftan da Case International Harvester diye nitelendirilen markamız dünyada küresel bir marka, 200 yıllık deneyimi olan bir marka ve vizyonu da daha fazlasını isteyenlere sloganıyla, mottosuyla amacımız büyük çiftçilere, profesyonel çiftçilere ve müteahhitlerin ihtiyacı olduğu donanımlı İleri teknolojiye sahip olan traktörleri ve ekipmanları sunmak. Değerli izleyenler, biz dün de İrfan Bey ile birlikteydik. Dün Urfa'da Türk Traktör'ün New Holland markasının Tarla Günü etkinliğine katıldık. Biz bugün yine az önce dediğim gibi İrfan Bey ile birlikteyiz. İrfan Bey'i tekrar kısaca bir tanıtayım size. Kendisi Türk Traktör'ün satıştan sorumlu müdür yardımcısı. Efendim şimdi bugün bildiğimiz üzere Case markanızın Tarla Günü etkinliği var. Burada traktörler görücüye çıkacak. Çiftçilerle buluşacak, tatbikat gerçekleştirecekler. Aynı zamanda siz uydu sistemli hassas tarım uygulamalarını da yapacaksınız bugün. Onun öncesinde bugün siz Case markasının hangi traktörleriyle buradasınız ve görücüye çıkan traktörünüzün biraz bize teknik özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Önce aslında biraz KZH markamız hakkında bilgi vermek isterim müsaadenizle. Çünkü KZH markamız Amerikan menşeli, 200 yıllık küresel deneyimi olan, aynı zamanda Türkiye'de Türk Traktör fabrikalarında, Ankara ve Adapazarı fabrikalarında üretilen bir markamız. Yani hem küresel bir güç hem de yerel bir güç. Ve 2007 yılından beri, yani yaklaşık 9 yıldır Türkiye pazarında hizmet vermekte ve hem küçük, orta ölçekli, büyük ölçekli çiftçilerimize hitap etmekte ve daha fazlasını isteyenler vizyonuyla da
daha yüksek donanıma sahip, daha yüksek ileri teknolojiye sahip traktörlerimizi ve ekipmanlarımızı çiftçilerimizin işini geliştirmek üzere onlara sunuyoruz. Onların modern üretim tekniklerini uygulamasını sağlıyoruz. Toprağın sürülmesinden ekilmesi, dikilmesi, sulanması, gübrelenmesi, hasat edilmesi, balyalanmasına kadar olan bütün sürece hitap eden traktörlerimiz, ekipmanlarımız var ve yüksek teknolojiye ve donanıma sahip ve konfora sahip traktörlerimiz. Bakın, ve bu traktör ve ekipmanlarımızla çiftçilerimizin işini destekliyoruz, onların işini kolaylaştırıyoruz. En önemlisi onların verimliliğini artırıyoruz. Verimlilik artışı da, rekolte artışı ve kalite artışı da hem maliyetleri düşürüyor hem de kazancı artırıyor. O yüzden de her geçen gün KZH markamız büyümeye devam ediyor. Evet, gelin göreceğe çıkan traktörlerimize. Gördüğünüz gibi göreceğe çıkan traktörlerimiz çok var burada. Bugün bu aktivitede gerçekten 55 beygirden 230 beygire kadar büyük traktörlerimiz var, pehlivanlarımız var. Ama ilk defa burada, ilk defa Türkiye'de ilk defa göreceğe çıkan traktörlerimiz süslenmiş, allanmış, pullanmış. Evet, bu güzel traktörlerimiz. Bu güzel traktörlerimiz yani Farmal C serisi. Farmal C serisi yeni bir serimiz. Bu traktör hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse arkadaşlarım daha detaylı bilgi verecekler ama bu traktörlerimiz orta ve büyük ölçekli çiftçilere hitap ediyor. Orta ve büyük ölçekli. Ve 85, 95, 105 ve 115 beygir gücünde 4 tane versiyonu var. Ve turbo intercooler sistemine sahip. Tier 4 emisyon seviyesine sahip. Üzerinde Fiat Powertrain F5C dediğimiz Fiat motoru var ve üzerinde muhteşem bir transmisyon sistemi var. 24 ileri, 24 geri Hilo transmisyon sistemine sahip çok güzel bir traktör. Bu transmisyon sistemi sayesinde motordan ürettiği gücü minimum verim kaybıyla tekerleklere ulaştırıyor. Bundan dolayı da yakıt ekonomisi sağlıyor. İlave %10, %15 yakıt ekonomisi sağlıyor. En önemlisi de bu aslında, değil mi? En önemlisi de bu çiftçilere sağladığı fayda ve en önemlisi de 24 ileri, 24 geri ve Hilo transmisyon sistemiyle Türkiye'de ihtiyaç duyulabilecek hem bitkisel tarımda hem hayvansal tarımda her türlü tarımsal aktivitenin ihtiyaç duyduğu güç ve vites aralığını çiftçilerimize sunuyor. En büyük avantajı bu. Yakıt sarfiyatını nasıl düşürebilirler? Girdi maliyetlerini nasıl düşürebiliriz diye soruyorlar. O yüzden biz zaten buraya bugün gelirken hazırlıklı geldik. O yüzden uydu destekli hassas tarım uygulamalarımızı getirdik. Evet, biraz buna da değinelim. Evet, konuşmanızda da bahsettiniz. Kesinlikle değinmemiz lazım. Çünkü gerçekten evet, verimliliği artırmanın, yani maliyetleri düşürmenin, rekolteyi yükseltmenin, kaliteyi artırmanın, ürün kalitesinin, buğdayın, arpanın, mısırın, ayçiçeğinin kalitesini artırmanın çeşitli yolları var. Tabii ki bu modern üretim teknik yöntemlerinden geçiyor. Yani toprağın sürülmesinden başlayıp ekilmesi, dikilmesi, sulanması, hasat edilmesi, balyalanmasına kadar olan bütün süreçte tabii ki ileri üretim teknikleri uygulamak çok önemli. Tabii ki 4 işlemde yapacağın işlemi, 3 işleme, 2 işleme veya tek işleme düşürmek çok önemli. Tabii ki kombine ekipmanlar kullanarak traktörün hem önünde hem arkasına ekipman takarak bu işlem sayısını azaltmak çok önemli. Bunların hepsi operatörden, yakıttan ve zamandan tasarruf sağlıyor. Ama bütün bunların dışında Avrupa'da ve Amerika'da uygulanmaya başlayan bir sistem var ki o da uydu destekli hassas tarım uygulamaları. Uydu destekli hassas tarım uygulamaları. Bu ne sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. Bu evet, şimdi biraz sonra arkadaşlarımız da anlatmaya başladılar. Bu sistem uydudan haberleşme ile ve bilgisayar kontrollü 20 santimetre ile 2,5 santimetre arasında bütün tarımsal aktivitelerini yapmayı sağlıyor. İrfan Bey, ağzımıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da çiftçilerimizin yanına. Evet, aynen öyle. Çiftçilerimizle konuşalım, veli nimetlerimizle konuşalım. Esas onların görüşü önemli. Çünkü biz dediğim gibi bizim vizyonumuz, biz onların yanındayız. Onlara yakın olmak istiyoruz. Onlar varsa biz varız. O yüzden asıl olan onlar. O yüzden çiftçilerimize gidelim. Teşekkürler İrfan Bey. Ben teşekkür ederim.
değerli izleyenler, şu anda yanımızda Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can var. Kendisi de bugün Türk Traktör'ün Case markasının Tarla Günü etkinliğine katıldı. Bakalım nasıl bulmuş bu etkinliği, biraz fikrini alalım. Şevket Bey, öncelikle size merhabalar. Çiftçi TV'ye hoş geldiniz, Çiftçi TV ekranlarına. Hoş bulduk, siz de şehrimize hoş geldiniz. Öncelikle Aslanlar ailesine böyle güzel bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyorum. Gerçekten düşünce güzel. Çiftçilerimiz alacağı traktörü yerinde izleyerek, görerek uygulamalı bir şekilde tanıtımını yapılacak. Düşünce güzel olduğu için emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii netice itibariyle köylü milletin efendisidir. Gerçekten traktörlerimiz Türkiye'deki özellikle ihracatta da kullanılıyor. Case markada malum ben aynı zamanda bir belediye başkanı olduğum için özellikle iş makinalarında gerçekten dünya bir markası olarak görüyorum ve bu konulara traktörler de Case marka olduğu için de gerçekten çiftçilerimizin kullanmasını tavsiye edebilirim. Teşekkür ediyorum. Size ağzınıza sağlık. Sağ olun, iyi yayınlar. Türk Traktör'ün Case markasının Adana Mersin bölge bayisi Aslanlar Traktör bu etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yani Tarla Günü etkinliği için kapılarını açtılar. Şimdi Aslanlar Traktör'den Latif Aslan var yanımızda. Kendisine de soru sormadan olmaz dedik. Latif Bey, öncelikle size merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Case'in bölgedeki önemini konuşalım istiyorum size. Bölge için, çiftçi için önemini konuşalım. Neden bölgede en çok satılan traktörler arasında? Aslanlar Traktör olarak Adana Mersin bölge bayiliğini yapmaktayız Case traktörlerinin. Hedeflerimiz Aslanlar Traktör olarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda maksimum derecede istediklerine cevap vermek olarak hedefimiz vardır. İleri teknolojilerde de şoförsüz traktör kullanımlarında da GPS dediğimiz sistemlerde de yine hizmet vermekteyiz. Bunun dışında peki çiftçiler memnun mu? Yani çiftçilerin memnuniyeti çok önemli. Siz birebir bölgede bayisiniz. Aslında çiftçilerle birebir siz muhatap oluyorsunuz. Bu noktada nasıl, yeni seriyi nasıl buldular? Neden en çok Case'i tercih ediyorlar? Bunu da öğrenelim. Ya sizin de gördüğünüz gibi bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Yani ilgilen alakadan dolayı, bizi tercih ettiklerinden dolayı. Ürünlerimizin kalitesi demek ki gerçekten iyi bir seviyede ki, bizim verdiğimiz hizmetler de iyi bir seviyede ki müşterilerimiz hepsi bizi tercih ediyorlar. Gerçekten Adana'da, Mersin'de ciddi bir pazar payına sahibiz. Case gibi, Case'in dünyada güçlü olduğu gibi yine bizim kendi bölgemizde de çok güçlü bir yapılanmamız vardır. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, şu anda Case markasının traktörleri tatbikatını gerçekleştiriyor. Çiftçiler de izlemeye gelmişler, etkinliğe katılmışlar. Şu anda yanımızda Case traktörü olan bir çiftçimiz var. İlk önce bir kendisini tanıyalım. Bir kendinizi tanıtın. Egemen köyünden Aytekin Güçlü. Neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahseder misiniz? Neyle uğraşıyorsunuz? Ne üretiyorsunuz? Çiftçilik yapıyorum. Casem traktörüm var. 100 Case markası. Evet, Case markası 100'lük traktörüm var. Onu kullanıyorum. Evet. Peki memnun musunuz? Nasıl? Memnunum. Servisinden memnunum yani ablacığım. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? 2014'te aldım. 2 yıldır yani kullanıyorsunuz. Ne gibi avantajları oldu size? Vallahi avantaj işte, kullanıyoruz. Çiftçilikte kullanıyoruz. Memnunsunuz. Memnunum, evet. Bu etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik gayet güzel. Beğendiniz yani burada sizi peki bu etkinliğe katıldığınızda size ne gibi avantajları oluyor bu etkinlik? Geldik, baktık, malzemelere baktık. Görüyoruz, yenilikleri görüyoruz. Onlar için geldik. Teşekkür ediyorum ben. Sağ ol, ben de size teşekkür ederim. Çiftçilerimiz oldukça mutlu ve memnun. Şimdi yanımıza bir tane daha çiftçi aldık. Kendisiyle de söyleşi yapacağız. İlk önce sizi bir tanıyalım. Adım Ümit Beytür. Alifakı köyündenim. Çiftçilik yapıyoruz. Hem de çalışıyoruz. Ne üretiyorsunuz? Mısır, buğday, pamuk, soya. Kaç dekarlık bir araziye sahip? Babamla beraber 110-120 dekar. Öğrenmiş olduğumuz gibi sizin bir de Case markasının bir traktörü varmış. Bahsedin, hangi? Case 80CX. Memnun musunuz? Çok memnunum.
Ne gibi avantajlar var? Bize yetiyor. Bizim şey yaptığımız, ektiğimiz araziyi rahatlıkla kullanmamızı sağlıyor. Aletleri gördüğümüz, burada ekipmanları görüyoruz. Diğer ekipmanlara bakıyoruz. Diğer şeylere, markalar hakkında, modeller hakkında bilgi ediniyoruz. O tip şeyler. Peki, bu etkinliği nasıl buldunuz? Bu hassas tarım uygulamalarını öğreniyorsunuz, Case markasının traktörlerini tanıyorsunuz, yeni serileri görüyorsunuz. Nasıl buldunuz? Bildiğimiz bir seri olduğu için, bildiğimiz traktör olduğu için bizim için fazla bir şey yok ama yeni modellerini, yeni özelliklerini, yeni aşamaların hepsini görmüş bulunuyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çiftçilerle söyleşimize devam ediyoruz. Şu anda Case traktör almayı düşünen bir çiftçimiz varmış. İlk önce kendisini tanıyacağız. Adım Murat Güçlü. Çayboyu köy Egemen'de yaşıyorum. Traktörlerim var ama Case ile ilgili hiçbir traktörüm yok. Yalnız almayı düşünüyorum. Bu şeyden sonra. Hangisini almayı düşünüyorsunuz? 230 beygir düşünüyorum bir tane. Yalnız bir türlü binemedik şu traktörün bine. Binseydik hayırlısıyla bir. İlerleyen dakikalarda tatbikat bittikten sonra bineceksiniz. Evet. Teşekkür ediyorum ben size. Size de soralım. Case marka traktörünüz var mı? Evet var. Hangisi peki? Hangisi? 75 var. ZX75 kullanıcısıyım. Kaç yıldır Case ile tanıştınız? Vallahi çoktandır tanıyoruz ama 2 yıldır kullanıyoruz. Kendimizin var yani. Peki ne gibi avantajlar sağladı size Case traktör? Vallahi yakıt da, konfor da. Daha önce kabin kullanmıyorduk mesela. Kabin var bu yeni traktörlerde. Yani yıllardır var da biz kullanmıyorduk. O yönü güzel yani. Memnun musunuz? Memnunuz. Peki bu etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik güzel. Çok süper. Etkinlik güzel, çok güzel bulduk. Sizi de bir tanıyalım. Ben Mehmet Çölgeçen'im. Ben çiftçilik yapmıyorum ama. Olsun, ne işle uğraşıyorsun? Şu anda ben Tarsus Alifak köyünde oturmaktayım. Mehmet Çölgeçen ve bakkallık yapıyorum. Bizim köyde hepsi Case aldılar. Çok memnunlar ve kabini çok güzel serin serin sürüyorlar. Klimaları güzel çalışıyor. Radyoları süper. Her yerden bilgi alıyoruz. Ve şimdi gördüm, çok memnun oldum. Yani böleceğim size, aslında bir bakkalın da bugün burada olması çok önemli. Yani demek ki sadece çiftçiler için değil. Ben gelmedim, merak ettim. Onun için geldim. Ve ben esnaf olduğum halde geldim. Çok güzel organize yapmışlar. Çok memnun kaldık. Her türlü işlerde gördüm, arkalarına gittim. Gördüm sürmeleri, kötenleri, gobilileri, çizelleri. Ne diyeyim daha kalan? Etkinliği de beğendiniz. Size teşekkür ederim. Çok süper. Allah razı olsun bunu hazırlayanlardan. Çok teşekkür ederim. Hepinize var olun, sağ olun, hoşça kalın. Case IH markasının traktörleri tarlada tatbikat yapıyorlar. Çiftçilerle buluşular. Bugün burada hassas tarım uygulamaları eğitimi de veriliyor. Aynı zamanda çiftçileri, değerli izleyenler, size tekrar bir hatırlatma yapayım. Biz bugün Türk Traktör'ün Case IH markasının Tarsus'taki Tarla Günü etkinliğine katıldık. Etkinliği elimizden geldiğince burada yapılanı sizlere aktarmaya çalıştık. Yeni bir programda birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.